Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde salgının etkilerini azaltmak için önlemler alınırken semt pazarlarında da müşteriler ve pazarcılar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Alanya Salı Pazarı'nda da sergi, tezgah ve tahtaların araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirildi. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanmayı sürdürüyor. Bu hafta semt pazarında fiyatlarsa geçen haftalara oranla yarı yarıya düşmüş durumda. İşler normal ya. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. Fiyatlar da normal. Süreç olarak neler yaptık? Nasıl geçirdik bu süreci? Ülke olarak bu süreci nasıl geçirdik? Memnun kaldık mı? Vallahi olmasa daha iyiydi ama oldu yani, yapacak bir şey yok. Sağlık her şeyden önemli. Peki. Biz de katlanıyoruz yani. Ediyorlar. Herkes 10 numara. Herkes anlayışlı yani. Bak herkes ne güzel maskesini takmış. Bir şeylere uyacağım diye uğraşıyor yani. Vatandaş nasıl? Bu hafta fiyatları uygun buldular mı? Uygun efendim, güzel. Efendim? Her şey bedava. Her şey bedava. Her şey ucuz. Peki bu süreci nasıl geçiriyoruz? Nasıl geçirdik ülke olarak? Çok güzel iyi efendim. Çok güzel iyi. Şu anda gidişat çok mükemmel iyidir. Vatandaşlar kurallara uyuyor mu? Rahat uyuyor efendim. Şu anda memnun hayatımızdan. Pazardasınız. Fiyatları nasıl bulduk bu hafta? Makul. Bu hafta çok makul. Geçen haftaya göre daha iyi sanırım. Genel anlamda iyi yani. Makul fiyatlar, gayet uygun. Peki ülke olarak süreci nasıl atlattık? İyi bir sınav verdik mi sizce? Çok iyi. Çok iyi. Ülke olarak çok iyi atlattık. Dış ülkelere göre çok iyi atlattığımızı düşünüyorum. Yani. Çok başarılı Sağlık Bakanımız. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Pazarda genel anlamda insanlarla ilgili kurallara riayet ettiklerini görüyor musun? Görüyorum. Herkes maske takıyor. Genel anlamda takıyorlar. Evet. Zaten denetlemeleri de oluyor. Gerekli uyarıları yapıyorlar zabıtamız. Yani koronavirüsünden dolayı biraz sıkıntılı. Yani şimdi halden almaya kalksan 4 liradan aşağı elma bulamıyoruz. Depodan almaya kalksan orada da aynı şekilde. Yani insanlar pazara çıkamıyor. Ya biz de sıkıntıdayız yani satılmadıktan sonra. Boşuna çıkıyoruz yani buraya. Peki biz süreci nasıl geçirdik, koronavirüs sürecini ülke olarak? Bence çok kötü geçirdik. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani millet işsiz. Millet işsiz olduğu için biz burada satış yapamıyoruz. Satış yapamadığımızdan dolayı benim üniversitem var. Okuldaki Kırşehir'deki evimde kirası var, cartı var, curtu var. Millet çalışamıyor ki biz burada para kazanamıyoruz. Millet çalışsa biz burada para kazanacağız. Yani bizden gelen size gidecek, sizden gelen bize gelecek. Yani döngü bu şekilde ama dönmüyor. İşsizlik durumu arttı. Yani bayağı sıkıntılı yani. İnşallah iyi olur hanım kız. İnsanlar virüsle alakalı genel anlamda kurallara uyuyorlar mı? Gözlemleriniz nasıl sizin pazarda? Herkes elinden geleni gösteriyor bence. Hı hı. Ama ekmek davası bu pazarda bu kadar kargaşa olacak. Buna da kabullenmek zorundayız yani. Ülke olarak nasıl bir süreç atlattık? İyi bir sınav verdik mi sizce bu hastalıkla ilgili? Tabii dünya genelinde biraz başarılıyız. Daha başarılı olduk yani. Ben şunu demek istiyorum. Türkiye'de Allah sağlık çalışanlara kolay ve sabırlık versin. En büyük hizmeti sağlık çalışanları veriyor, canla başla. Kimi çocuğundan uzakta, kimisi kocasından uzakta. Allah onlara güç kuvvet versin. Fiyatlar nasıl bu hafta? Bence normal, tam tüketiciye göre ayarlı. Bu hafta fiyatlarımız güzel yani, uygun. Geçen haftalara göre bu hafta uygun. Bak biber 3 lira. 10 liralık biber 3 liraya düşündü. Evet, bak meyveler 7 lira, 8 lira. İyi yani, güzel yani. Sakin şu an. İyi. Pazarda nasıl bir hareketlilik sizce? Kalabalık var mı? Sakin mi? Şu an normal yani ama saat 4-5'ten sonra daha da yoğun olur. Akşama doğru, evet. Şu an normal yani. Ülke olarak koronavirüs sürecini nasıl geçirdik sizce? Başarılı bir sınav atlattık mı? Evet. İyi, başarılı sınav atlattık. Yani en ülkeler içinde en şey olan, başarılı olan ülke Türkiye yani şu an. İyi yani, bir problem yok. Ülkemize göre iyi yani. İşler normal ya. Fiyatlar bu hafta daha uygunmuş. Fiyatlar ölü. Fasulye halde 4 lira, burada 3 lira. 3 lira yazdık, ne yapalım? Salatalık 1,5 lira, 1 lira. Evet, fiyatlar gayet evet. Güzel bu hafta. Acı biberimiz ıyıcık kampanya. Tabak 2,5-3 lira. Peki efendim, biz süreci ülke olarak nasıl geçirdik? İyi bir sınav verdik mi? İyi bir sınav şöyle, evde kal Türkiye mi var? Evet.
Evde kalmamız çok iyi oldu. Ben 1,5 aydır evdeydim. İyi baktım millet pazara gidiverdi. Açta durulduğu yok evde. Pazara çıkalım iyi kötü dedik. Bezelyemizi, baklamızı satalım, değerlendirelim. Geldik satış yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz vatandaşlara? Ne söyleyelim? Evde kalıp dikkatli maskelerini, topluma fazla sokulmalarını isteriz yani. Biz böyle hani kendimizi böyle kurtaracağız. Belki de sınav bu bize. Pazardasınız. Alışveriş bitirdik mi? Bitti sayılır. Bitti sayılır. Nasıl bulduk fiyatları? Normal. Normal. Evet. Çok fazla yüksek değil sanırım bu hafta. Yok yok. Yok bu hafta düşük. Geçen hafta bundan pahalıydı. Evet anlıyorum. Nasıl insanlar genelde anlamda hastalıkla ilgili, koronavirüsle ilgili dikkat ediyorlar mı kurallara? Biraz çok fazla sayılır. Biraz. Evet evet. Çok iç içeyiz. Çok. Ülke olarak nasıl bir sınav verdik sizce? İyi bir sınav atlattık mı? Güzel atlattık. Sağlıktan güzel atlattık yani. Sağlık çok güzel, başarılı. Nasıl buldunuz pazarı? Daha bilmiyorum. İlk daha bu yeri girdik daha. Hiç ya yeni girdik, şimdi girdik. Peki koronavirüsle ilgili süreç nasıl gidiyor? Bence başarılı. Türkiye olarak nasıl geçiriyoruz süreci? Başarılı geçtiğine inanıyorum. Yani başarılı olmasak dünya tarafında takdir edilmeyiz. Yani en azından sokağa çıkma yasakları devam ederdi. Tabii canım, öyle. En azından hafta sonları, tatilleri kaldırıldı. Bu en azından bizim için bir başarıdır. Ha, bu şehirler arasındaki bilinçli davranmadan da öyle iyi olduğundan inanıyorum. Yoksa bilinçsiz davransaydık bize de bulaşırdı.